Yuva TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Küçükçekmece'de bulunan Özel Mavi Bulutlar Anaokulu'ndayız. Konuğumuz ise Özel Mavi Bulutlar Anaokulumuzun kurucusu Fatma Bulut Hanımefendi. Öncelikle Fatma Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1970 Trabzon doğumluyum. İlk ortaokul lise eğitimimi İstanbul'da yaptım. Yüksek öğrenimimi de Yıldız Teknik Eğitim Programları ve Öğretiminde bitirdim. 98 mezunuyum. Halen de Aral Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Özel Mavi Bulutlar Anaokulu'nda ne gibi eğitimler verilmekte Fatma Hanım? Şimdi biz statü olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Onun için temeli Milli Eğitim Müfredatını aldık. Zaten almak zorundayız. Buradaki amacımız şu, okul öncesi eğitim de veriyoruz çünkü biz 6 yaşta. Dolayısıyla öğrencimiz burada almış olduğu bilgileri aynı şekilde ilkokula gideceğinde orasıyla örtüşük olması gerekiyor. Onun için Milli Eğitim Müfredatını uyguluyoruz. Bu bir. İkincisi proje tabanlı eğitim programımız var. Çünkü bir konuyu seçiyoruz ve öğrencimizin o konu hakkında etraflıca bayağı bir bilgi edinmesini sağlıyoruz. Eğitsel ve sosyal ne gibi aktiviteleriniz var? Şimdi bizim eğitsel olarak derslerimiz var. Türkçe, matematik, yazı, faaliyet, İngilizce, fen, müzik. Bunlar şimdi bütün gruplarda. Ama okul öncesi dediğimiz 6 yaş grup, yani 5 yaşını doldurmuş, 6 yaşına basmış grupta tabii ki biraz daha fazla eğitim veriyoruz. İşte nedir? Okumaya hazırlık, yazmaya hazırlık, matematiğe giriş, el-göz koordinasyonu oluşturma gibi. Yaş grupları düştükçe yani 5 yaş grubu, 4 yaş grubu, 3 yaş grubu eğitimde öğrencilerimizin yaşlarına bağlı olarak biraz daha biz de eğitimimizi hafifleştiriyoruz. Tabii ki oyun var, eğlence var. Zaten oyunsuz, eğlencesiz mümkün değil. Anaokulun birinci işlevi aslında çocuğun sosyalleşmesini sağlamaktır. Fatma Hanım, röportajımızın sonuna geldik. Son olarak Mavi Bulutlar Anaokulu hakkında izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Biz şimdi şöyle 13. senemizi bitirip 14. senemize başladık. Dolayısıyla yeni açılan bir kurum değiliz. Hani bir şekilde tabii ki her şeyi çok iyi yapıyoruz gibi bir iddiamız yok. Ama şudur, bilerek, bilinçli olarak hani safsaklama adına böyle bir şey asla kurumumuzda olmadı. Eğitim hayatı dediğimiz böyle bir duvar olarak düşünürsek, onların en alt tuğlası bize ait. İstiyoruz ki o tuğlalar çatlak olmasın, işte siz söyleyin, ne bileyim deformasyon olmasın en iyi bir şekilde. Çünkü ondan sonrakiler onun üstünde oturacağından ötürü en kuvvetli onun olması lazım. Ve dolayısıyla sizin çocuğunuz ama bizim hepimizin geleceği. Dolayısıyla ona en iyi şekilde bir yatırım yapmak lazım. En iyi yatırım da eğitimdir. Önce okul öncesi eğitim yalnız. Fatma Hanım, öncelikle bu keyifli sohbetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani size çok teşekkür ediyorum çünkü okulumuza geldiniz. Bu da bizim için çok güzel bir olay açıkçası. Daha önce de yapmadığımız bir olay. Onun için biz de çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrardan Yuva TV'de görüşmek dileğiyle.